Ustabaşı'nı almış. Büyükşehir'i mi aradın abi? Büyükşehir Çevre Koruma Vakfı'ydı. Menfezlerin altı tıkalı zaten. Bir yer kısmen açık, geri menfezler tıkalı. Gel şöyle aşağı in. Size. Ben ileriye bakıyorum. Siz ileriye bakın. Kızım bahçede bir şey yok mu? Evet. Evet. Halka sattık atıyorlar. Bu görülen dere Çoruk köyünden gelen İmko sitesinin yanından geçip Kadıncık Deresi ile birleşen Çoruk Deresi olarak geçiyor. Zaman zaman Çoruk köyünün kanalizasyonu bırakılmaktadır. Bu ne bu şey? Bu borular. Bu Kadıncık Deresi, Çoruk Deresi ile birleşerek denize dökülmekte olup deniz sirkülasyonu gerek deniz ağzında gerekse bulunduğumuz köprünün menfezlerinin tıkalı olması nedeniyle sürekli kirlenmektedir. 2 yıl önce 2018 yılında burada canlı ölümleri başladığında geldiler müdahale ettiler. Gerek Büyükşehir Belediyesi'ne gerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Devlet Su İşleri'ne gerekli müracaatlarımızı yaptık. Gerekli çalışmalar devam ediyor. En son 20 Mayıs tarihli Orcan İmko Haberkent site yöneticileri olarak Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na gerek menfezlerin gerek Çoruk Deresi ve Kadıncık Deresi'nin ıslak çalışmaları ile ilgili ortak yazımızı yazdık. Bir saat önce de Çevre Koruma Şube Müdürü'yle görüşmemde hafta başından itibaren gelip gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirttiler. Ümitle kendilerini beklemekteyiz. Yazın sıcağında koku ve kirlenmeden dolayı burada yaşayan 20 bin civarında insanımızın rahatsız olmasını, sağlıklarının bozulmaması için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılıp sonuçlandırılmasını temenni ediyoruz. Ben de burada oturmaktayım. Bu derenin yüzünden, kokusundan ne burada yürüyebiliyoruz ne yaşayabiliyoruz. Çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Yazları kokudan evlerimizde bile duramıyoruz. Yetkililerden buna kalıcı bir çözüm bekliyoruz. Her sene bekliyoruz. Bu şimdiye kadar da olmadı. Kısa bir zamanda bir çözüm olursa hepimiz mutlu oluruz.